Allah Hakk Azze ve Celle'nin nimetleri içi de en katta, en ulu nimet insanga berilgen umur hayat nimetidir. Şundayken insan bana şu umurunu doğrulukka, yaxşılıkka, ezgulikka sarıflaşlıge ve her bir ötken günü üçün Allah'a şükranı kılıp barmağlığı gerek. Kıyamet kayın bölgende insan kabirden kayta tırılgende en birinci bulup bir işte narsanı soramazdan turup insanga bir kadem yürüşke ham Allah ruhsat vermez iken. Şu hakkıda aytıp Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki insandan en birinci soruyduğun narsası an umrihi fima afnahu dediler. Umurdan sorarken umurini nemege sarıfladın diye. Şunun için İslam dininde azizler dinimizde umur cüde katta ahamiyetke ege. İnsan her günü uzunu, umurunu hesap kılıp barmalıyı gerek. İnsan bu dünyada her bir narsanın hesap kitabını, recasını kılıp yaşar iken umurdan unumlu faydalanır. Şimdi ulamalar, şimdi allamalar ötken ki, kısa yine Allah onlara umur bergen bolsa, bana şu umurda da kiltirgen manfaatı, yazgen asarları, kitapları, adlı insanlar 100 yıl hayat geçirse ham kıla almayan derecedeki barakatli vazifelerini kılıp gitgenler. Bu umurdan unumlu faydalanmaklıktır. Bizler ötüyatken hayatımızını hesap kitap kılıçlık için türlü takvimlerden faydalanıp varamız. Mesela hicri takvimler, hicri kamari takvim. Bu ayını hesabı bilen yürütüledigen hicri uzunumuzun takvimimiz. Bu asasi hicri takvim kupra bizlerde azizler ibadet masalalarını türlü aylarımızın organişlikte faydalanımız. Kaçan Ramazan ayı kiradı, kaçan Zulhicce ayı kiradı. Kaçan Rabi'ul Avval ayı kiradı. Bana şu aylar orkali biz dini vazifelerimizi ada etip varamız. Kaçan hac kılıçlıkımızı belgeleyimiz. Kaçan roza tutuşlıkımızı belgeleyimiz. Hamması bana şu hicri kamari hesabıdan varadı. Lekin hicri kamari hesabını dünyavi işlerimizde faydalanı almayımız. Sebabı her gün, her yılı 12 günden avvalge sürülüp duradı. Aytaylik, eğer biz her yıl Ramazan ayda dehqonchilikni urug'ini sotishni boshlashga reja qilamiz deya olmaymiz. Çünkü Ramazan aytaylik bir yıl qish oyida kelsa, bir yıl vaqtlar o'tib yozga kelib qoladi. Ya'ni 12 kundan jilib turadi. Dunyoviy ishlarimizni hech qachon hijriyga moslay olmaymiz. Dunyoviy ishlarimizni hozirgi kunda butun dunyoda foydalanib kelayotgan mana bu o'zimizni kalendarımız yani Grigoryan takvimi boyunca amalga oshirib kelamiz. Milodiy sana bilan. Bu şamsi milodiy sana hisoblanadi. Yani quyoshni botishiga qarab, quyoshni harakatiga qarab belgilanadigan hisob kitob takvimi kalendari deyiladi. Bu ham biz uchun yangilik emas. Qadimdan bizning ajdodlarimiz aynı mana shu shamsi hisobni ham hisobga olib kelganlar. Xalqimiz orasida yaxshi ma'lum bo'lgan saraton, sumbila, mezon, aqrab degan oylarning nomlari bor. Mana shu oylar shamsi oylar bo'lib, hammasi doim shunga qarab hisob-kitob qilib kelingan. Hozirga kelib butun dunyoda mana bu biz dunyoviy foydalanayotgan miladi takvimimiz, miladi aylar nomi bilan atalib kelinadi. Allah nasip qilsa, mana miladi sanamiz bilan yangi yil kirib kelyapti. Shu borada juda ko'pchilik odamlar hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda yangi yil bayramiga o'zlarini munosabatini bildiryapti. Kimlardir yangi yil bayramini nishonlashligini hatto Alloh o'zi kechirsin, o'zi bilib-bilmasdan yangi yilni kutganlarga juda katta gunoh bo'lishligini aytayapti. Hattoki yangi yilingiz qutlug' bo'lsin deb bir-birini tabriklashdan ham qaytaryapti. Mana shuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, go'yo shu bilan aytaylik insonlarni bir yomon narsadan qaytaryapman deb hayol qilyapti. Aslini olib qaraganda bayramlarga keladigan bo'lsak, azizlar, dinimizda bayram ikki xil bayram bo'ladi. Diniy bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor. Dini bayram Allah Hakk Azze ve Celle tomonidan bizga belgilab qo'yilgan bayramdir. Bu Eid al-Fitr yani Ramazon hayiti va Eid al-Adha yani Qurbon hayiti. Bu ikki bayram dini bayram. Buni hargiz biz inkor qilmaymiz, balki bu bayramni bizga Alloh berganligi uchun dunyodagi hamma bayramlardan eng a'lo bayram mana shu bizning musulmonlar bayrami, Eid bayramimiz deb bilamiz.
Bu bayramlar azizler dini bayramlar hesaplanır. Ama ikinci bayramlar var, bu dünyavi bayramlar. İnsanlar tamamından oylab çıkılgan, birer bir narsani, sanani muhim bir kunlarida nişonlanadigan bayramlarga aytiladi. Bunday bayramlar aytaylik, mana Navroz bayrami deymizmi, bu urfu odatimizga muvofiq bo'ladigan bayram yoki bo'lmasa mustaqillik bayrami. Bu ham katta bir bayram, vatanimizni istiqloli. Yangi yil bayrami ham aynı mana shunday dunyoviy bayramlardan hisoblanadi. Yangi yil bayramini umuman dinga aralashtirmaslik kerak. Diniy bayramga aralashtirmaslik kerak. Musulmon odam albatta hech qachon boshqa dinni bayramini qilishlikka targ'ib qilmaydi. Musulmonlar idorasi ham, bizning idoramiz ham, fatvo hay'ati ham, boshqa fatvo kitoblarimizda ham boshqa dinni ibodat bayramlarini nishonlashlikka buyurmaydi. Ammo dunyoviy bayramlarni o'tkazishlikka hech qanday moneylik yo'q. Birinchidan juda ko'pchilik o'ylagandek bu hech qanaqa aytaylik boshqa dinni bayramiga ham qiyoslash kerak emas. Ko'pchilik aytibdi buni aynan Rojdestvoga olib taqashyapti. Keyingi paytlarda yangi yilda aynan shu Rojdestvoga olib kelib katoliklar yoki mana pravoslavlar qilayotgan bayramga o'xshatishyapti. Lekin aslida Rojdestvo bayrami o'sha xristian olamida ba'zi birlarda 25-26 dekabr bo'lsa, ba'zi birlarida 7 yanvar nishonlanadi. 31 dekabrda hech qaysida bu bayram yo'q. Bu butun dunyoda qabul qilingan yil sanani yangilanishligi uchun bo'layotgan dunyoviy bir bayram. Shuningdek, bizning davlatimizda ham bu kunda bayram deb nishonlanadi. Biz musulmonlar bunga qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Avvalo, bir yil o'tgan umrimizni sarhisob qilishimiz kerak. Mana avvalda aytib o'tganimdek, umr katta ne'mat. Mana bir yili o'tibdi. Bir yil ichida biz nimalarga erisha oldik? Nima yutuqlar qildik? Qanaqa kamchiliklarga yo'l qo'ydik? Endi kelgusi yilda mana shularni qaytarmaslik uchun nimalar qilishimiz kerak? O'tgan umrimizga shukrona keltirishimiz kerak. Mana bu yil biz uchun juda xayrli yil bo'ldi. Agar sarhisob qiladigan bo'lsak, bizni keyingi paytda diniy islohotlar ayniqsa katta ne'mat bo'ldi. Haj va umrani ziyoratchilarining sonini ortishi deymizmi, ularga yaratilgan sharoitlarmi yoki madrasadagi o'quv kurslarmi, qaysi biri azizlar? Har biri mana shu yilda bo'ldi. Biz uchun tarix bo'ldi. Tarixiy uchrashuvlar juda ko'p bo'ldi. Shunday ekan, biz bu o'tgan sanamizdagi umrimizni sarhisob qilib, mana shu kunda shu ne'matlarni bergan Allohga shukrona aytamiz. Va Allohdan keyingi yilimizni ham barokatli qilishligini so'rab, Alloh taolodan iltijo qilamiz va keyingi yilga o'zimizni barcha yaxshi ezgu ishlarimizni rejalarini tuzib olamiz. Shunday ekan, yangi yil bayramini, yangi yilni kutib olishlikda biror bir dinga aloqasi yo'q ekanligini bilmoq kerak. Musulmon odam bir-birlariga doim ezgu ishlarini, niyatlarini qilib boradi. Avvalo bunda hech qanaqa bizda aytaylik qaysidir bir dinga ergashish yoki kimgadir o'zimizni o'xshatish yo'q. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Innamal a'mal binniyatikum. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolam aytayaptilarki, hamma narsa sizlarning niyatingizga bog'liq. Niyatingizga qarab baho beriladi. Niyatimiz Alloh bergan umrga shukrona qilish. Niyatimiz yangi yilni barokatli bo'lishligini Allohdan so'rab duo qilish. Shunday ekan azizlar, yangi yil to'g'risida hammani aytayotgan har xil o'sha ijtimoiy tarmoqda aytayotgan fikrlari umuman dinga, diniy ibodatga aloqasi yo'q. Balki bu dunyoviy bayram sifatida qabul qilishimiz kerak. Islom dini esa dunyoviy bayramni o'tkazishlikdan qaytarmagan. Bu haqida bir qancha fatvolar bor. Mana butun dunyo islom ulamolar kengashining raisi Yusuf Qorzaviyda alohida fatvolari bor. Misr ulamolarining fatvolari bor. O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar kengashida mana bu masalalar ko'rib chiqilgan. Shunday ekan, biz hammalarini bunday Alloh bergan imkoniyatdan foydalanib qolishlikka va yangi yil bayramini va boshqa dunyoviy bayramlarni ham bu Allohning ne'mati tinchlik, osoyishtaligimiz bir belgisi sifatida qabul qilib, keyingi yilimizni farovon va go'zal o'tishligini Allohdan so'rab qolishimiz kerak. Shunday ekan, hammalarimizga azizlar, kelayotgan yangi sana, milodiy sanamizni Alloh muborak qilsin. O'tgan sanada yetisha olmagan hamma orzu istaklarimizga yetishmoqligimizni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.